O soyunuzu kime verirdiniz? Vallahi boş atardım herhalde. CHP farklı şeyler söylüyor bu aralarda. Büyük ihtimal CHP'ye vereceğiz. Yaklaşan 7 Haziran genel seçimleri öncesinde partilerin birbirleriyle olan oy yarışları hız kesmeden devam ediyor. 7 Haziran'da meclise girebilmek için yarışan adaylar partilerinin hazırladığı seçim beyannameleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Edirne'de bu seçim çalışmalarının yoğun yaşandığı inler arasında. Biz de Edirne Televizyonu olarak yaklaşan genel seçimler öncesinde sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. İşte Edirneli vatandaşların görüşleri ve beklentileri. Bugün oy verilse siz kime verirdiniz oyu? AK Parti'ye verdim. Sizce neden? Bana göre 90 sene yapılmayan işlerin yapılması. İki partilerin verdiği vaatleri nasıl buluyorsunuz? Kimlerin doğru kimlerin saçma buluyorum tabii ki. Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz? Vallahi boş atardım herhalde. Yani şimdi kimseye güvenemiyoruz. Şu anda partilerin çoğu arabaları geziyor. Herkes farklı farklı vaatlerde bulunuyor. Yalnız CHP farklı şeyler söylüyor bu aralarda. Büyük ihtimal CHP'ye vereceğiz. Oyumu CHP'ye veririm. Peki sizce neden? Çünkü bana daha samimi geliyorlar. Hem de Cumhuriyetin Partisi o yönde. Ya bence oy hani hak edecek parti yok ya hani şu anda. Hepsi boş vaatler sunuyor. Emekli maaşını şöyle yapacağım, 5 milyara çıkartacağım. Yani bunlar bence boş vaatler, sadece de sözde. CHP'ye verirdim. Neden? Çünkü hani ailemden gelen bir şey var. Bir ilgimiz var. Hani aile olarak aydın görüşlü olduğumuz için CHP'den başka parti tanımıyorum. Budur yani benim için. Peki verdiği vaatleri nasıl buluyorsunuz? Verdiği vaatler şu an yetersiz. Hani CHP'nin başındaki insanı da fazla sevmiyorum yani açıkça konuşmak gerekirse. Ama şu an Türkiye gündemimizde hani CHP'den başkasına oy veremem. İçim rahat etmez. Budur yani. MHP. Neden? Aileden gelen diyelim ben de arkadaşım gibi. Aileden gelen bir şey. Hepsini samimi bulmuyorum ya. O yüzden dediğim gibi oy da kullanmıyorum. Ben de tabii ki de CHP'ye veririm. Ya CHP'nin bana sunduğu şeyler daha mantıklı geliyor. CHP'nin yapacağı şeyler çok daha fazla. Yani bize daha çok, bize gençlere falan da daha çok hitap ediyor. MHP. Peki neden? Çünkü ona kendimi daha çok yakın hissediyorum. Ben de aynı şekilde MHP'ye verirdim. Çünkü diğer partilerin çizgilerini doğru bulmuyorum. Yani oy toplamak zamanı gelince halka yöneliyorlar. Yani biz de sizden biriyiz oluyor. Ama artık oylar toplandıktan sonra herkes kendi yoluna. Aynı şekilde diğer partilerin böyle düşündüğü için. MHP ama her zaman bizim içimizde. Yani bana öyle geliyor. Ben Cumhuriyet Halk Parti'ye veririm. Bu ilk görevlerde devam edildiği sürece bunun biraz şeyi çıkıyor yani böyle olumsuzlukları başlıyor zamanla. Zaman ilerledikçe. Ama yenilendikçe daha bir heyecan, daha bir şevk, daha bir ne bileyim böyle bir ülkeme bir şeyler yapayım hesaplarıyla çıkılıyorlar. Parti bir kenara yani hizmet önemli. Edirne'ye gerçekten bir şeyler yapmaya çalıştı. Ben bunları gözlerim şahittir yani. Hastanelerimiz düzeldi. Ne bileyim yeni hastanemiz Edirne'ye. Artı şeyler var söylesene. Ambulans teslim törenleri var. Şimdi AK Parti'nin oy kaybı bir kere şuradan başlar. Tarıma gerekli özeni göstermediği için yani ilgiyi göstermediği için buradan kaybı olur. İşte bak bu bir örnektir. Bak ben bu 11 tane dikişle ben çiftçiyim. Anadan doğma çiftçiyim. Bununla çalışıyorum ben. Bunu görmeleri lazım. Mazot 4 liraya dayandı. Gübre aynı şey. Kime sorsanız çiftçi bunu söyler. Gerçekten bizim kazancımız azaldı. Ben çocuğum okutamıyor. Ben dedesi olarak bu elle torunumu okuttum üniversitede. Kararsızım şu anda. Pek bir tahminim yok. Vallahi ülkemiz için en hayırlısı neyse ona veririm diyelim. Hani pek böyle şu parti A partisi B partisi demek pek cazip gelmiyor bana. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi diyorum. Ya Sayın Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mesela işte Türkiye için, ülkemiz için düşündükleri gayet cazip geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi. Sizce neden? Evet, Türkiye'nin ekonomik, siyasi tavırları, ahlaki durumları ve buna benzeyen Avrupa tarzda bir demokrasi derken ona uyulmamayı, onu kullanmamayı da biliyoruz. Esasında kullanmamız gerekir. Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz?
Yavrum şimdi o içimizde. Bayrağımız, vatanımız kime verelim? Söyle, kime verelim? Bayrağımız, vatanımız.